Merhabalar arkadaşlar. Ali Usta Online kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fastpay nasıl yapılır, hızlı para nasıl gönderilir onu göstereceğim. Şimdi Mpara'ya girelim. Mpara'da şöyle hesaplarımıza girelim. Transferler diyoruz buradan. Vadesiz hesabımızdan diyoruz. Başka bir alıcı diyoruz. Buradan IBAN'a gönderebilirsiniz. Hesap numarasını. Cep telefonuna QNB Finans Bank'ın işlemleriyle online işlemlerinden cep telefonuna gönderebiliyorsunuz. Kolay adresine QR kodunu. Daha sonra da QR kodu göstereceğim. QR kodda nasıl yapılır onun bilgisini vereceğim. Kolay adres dediğiniz zaman, kolay adres bilgisine gönderin dediğiniz zaman adres seçin diyor. Burada cep telefonu numarası, TC numarası, e-posta, vergi numarası, yabancı kimlik pasaport numarası ve pasaport numarası, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası. Bunları seçebiliyorsunuz. Şimdi buradan yapmak istediğimiz gönderelim. E-posta diyelim. E-posta alıcı. Hemen şöyle yapalım. Betür Dünya diyelim. Bu olmadı. Hemen burada kolay adres e-posta seçmiştik. Burada e-posta adresi, ünvanı alıcı. Bir tür dünya yine seçelim. Bir tür dünya. Ali Uslu. Diğerine devam edecek mi hata? Buraya 10 lira dedik. Bununla bir problem var sanırım. Bu niye almadı onu bilemedim. Bir tur dünya @gmail.com. Evet, para transfer ediyoruz. Boşluğu olduk. Boşluğu sildik ve devam ediyoruz. Buraya istediğiniz açıklama yapabilirsiniz. Para gönder dediğimiz zaman karşı taraftaki kişinin hesabını göreceksiniz ve göndermek istediğiniz para tutarını 10 TL göndereceğiz. Hani fazla para harcamayalım diye, masraf olmasın diye. Bu şekilde direkt hesabını e-posta yolla, Fastpay ile, yani hızlı para gönderme ile, direkt zaten IBAN numarasını burada gösteriyor. Bu adrese gönderebilirsiniz. Hani e-posta adresine gönderebilirsiniz. TC numarasına gönderebilirsiniz. Hani bunu bilmeyenler için bir kolaylık olsun. Çünkü IBAN numarası yazdığınız zaman hatalı olabiliyor. Değişik bir şeyler çıkabiliyor. Ama Gmail adresi, telefon numarası, TC kimlik numarası yazdığınız zaman telefon numarası yazdığınız zaman hatalı çıkma ihtimali var ama hani tekrar teyit edersiniz. IBAN numarasını teyit etmektense cep telefon numarasını teyit etmek daha mantıklı geldi. IBAN numarasını girmenize gerek kalmadan Fastpay ile daha kolay bir işlem yapabilirsiniz. Şimdi bu parayı göndereceğim. 10 lirayı göndereceğim ve göndermiş olduğum hesabımda tekrardan teyit edeceğim. Hemen videosunu çekeceğim. Onayla dedik. Ve parayı gönderdik. Şu anda bunu hesabımızdan para çıktığını görüyoruz şu anda. Ve şöyle yapalım. Direkt İş Bankası hesabımıza gireceğiz. Hesabımıza para geldi de uyarı geldi İş Bankası'na da. Burada da hemen şurayı bir silelim. Ve hesabıma şu anda son işlemler diyelim, tüm hesaplar diyelim, hatta şöyle gelsin. Tümünü gör. Bakın şu anda gördüğünüz gibi hesabınıza 10 TL para geldi. Burada uyarısı var zaten. Burada görüyorsunuz. Buradaki bilgilendirmelere dikkat edip burada paranın geldiği hesabı görebiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu videonun amacı Fastpay ile ve Fastpay ile para nasıl gönderilirdi onu göstermiş oldum. Şimdiden çok teşekkürler. İyi seyirler dilerim.